Ev avcısı Kuşadası Akyer Konakları'nda. Bu güzel dairemizi hemen gezmeye başlayalım o zaman. Hadi. Evet Doruk, evimize geldik. Dairemize daha doğrusu. Hemen dairemizi tanıtmaya başlayalım. Çelik kapımızdan holümüze giriyoruz ve holümüzde çok güzel bir aydınlatma var. Evet Doruk'cum, görüyorsundur herhalde aydınlatmayı. Geniş bir hol bizi karşılıyor. Holümüzde hemen bir tane küçük dresuarımız var. Elinizdeki anahtarları vesaireleri hemen buraya koyup salona geçebilirsiniz. Ama salona geçmeden burada aynayla beraber ikinci bir dresuarımız var. Güzel bir kombin edilmiş yuvarlak hoş aynaları görüyorsunuz. Buradan hemen salonumuza geçiyoruz. Salonumuz 40 metrekare geniş bir salon ve L şeklinde geliyor. Tavan yapısında bir ışık havuzumuz var ve ışık havuzumuzda spotlar döşenmiş. Bu spotlar için şöyle bir parantez açmak istiyorum. Spotlarımız aynı zamanda hareketli ve burada bir kabartma, aynı zamanda bir yağlı boya eserimiz var. Herhalde şu detayları görebiliyorsunuz. Yukarıdan güzel bir spot buraya doğru vuruyor. O yüzden çok hoş olmuş. Salonumuzun bu bölümünde L şeklinde geliyor demiştim sizlere. Bu bölümünde bir 8 kişilik yemek masası var. Yani geniş bir yemek masamız var. Ona rağmen burada bir sürü dolanabileceğiniz ve onun haricinde burada iki tane dolabımız, bir tane daha gördüğünüz üzere bir sürü daha dolabımız var ve hala dolanacağınız bir bölüm çok çok artıyor. Burada iki tane berjerimiz var. Evet, buraya bir iki dakika oturabilirim. Neden oturabilirim? Buradan çok güzel bir deniz manzarası görüyorsunuz ve önü tamamen açık bir deniz manzarası var. Şu anda da bir tane yük gemisini görüyorum. Çok keyifli bir şekilde burada oturarak çayınızı, kahvenizi içip bu güzel manzarayı izleyebilirsiniz. Evet. Bu bölümünden hemen şu ilk giriş tarafına geçiyorum. Salonun. Salonumuzun bu bölümünde de iki tane, bir üçlü bir de ikili koltuğumuz var. Çok da büyük bir, kocaman bir tane sehpamız var. Orta sehpamız var. Ve gördüğünüz gibi çok da rahat bir dolaşma alanımız kalıyor. Bütün kapı pencerelerimizde panjurlarımız mevcut. Otomatik panjur değil yalnız bunlar. Bunlar manuel panjurlar. Diğer odaların da hepsinde de bu sistem mevcut. Buradan hemen balkonumuza geçiyoruz. L şeklinde çok büyük bir balkonumuz var ve çok büyük zamanınızı muhtemelen yazın geçireceksiniz diye düşünüyorum. Hatta yazın değil, kışın da burada geçirirsiniz. Bu katlanabilir camlarımız mevcut burada. Yazın bütün camlarınızı açıp açık bir balkona çevirebilirsiniz. Kışın da kış bahçesi olarak, kış balkonu olarak çok rahat kullanırsınız. Çünkü manzaramız harika bir manzara. Buradan denizi çok açık bir şekilde görebiliyorsunuz. L şeklinde gidiyor demiştim. Burası, hemen gösterelim Doruk istersen. Burası da balkona geçen ikinci bir bölüm olarak kullanabilirsiniz. Girer girmez hemen evin sağ bölümünde bir odamız mevcut. Ayakkabılık ve portmanto olarak kullanabilirsiniz bu bölümü. Ve bunun içinde hacmi gayet büyük. Burada da ikinci bir odamız var. Bu odamızda da kombimiz mevcut. Evet, kombimizi görüyorsunuz ve burası da dediğim gibi hafif sol tarafa da gelebiliyor. Buraya diğer ıvır zıvırlarınızı koyabilirsiniz.
Evimizin ısıtma sistemi gördüğünüz üzere elektrikli kombi var. Bunun için bir parantez açmak istiyorum. 2021 yılının sonunda doğalgaz buraya gelecek. Yani hemen sistemimizi değiştirip zaten kalorifer petekleri mevcut, altyapısı zaten var. Hatta hali hazırda elektrikli kullanabilirsiniz. Ama 2021'in sonunda bunu doğalgaza çevirip kullanabilirsiniz. Evet, buradan hemen mutfak bölümüne geliyoruz. Evet, mutfağımız 10-12 metrekare civarlarında bir mutfak. Kapalı bir mutfak. Burada çok uzun bir tezgahımız var. Aynı zamanda bir güzellik, buraya küçük bir tezgah daha yapılmış. Böylelikle fazla olan bir takım mutfak eşyalarınızı buraya koyabilirsiniz. İşte çaydanlığınız, tost makineniz, kızartma makineniz, kahve makineniz. Böylelikle bu bölümde size hiç elinize ayağınıza dolaşacak bir şeyler yok. Dolaplar çok fazla, çok rahat bir şekilde bütün ihtiyacınızı karşılar. Gene bu bölümde karşı tarafında çok geniş bir buzdolabının gireceği bir alan mevcut, görüyorsunuz. Hatta hemen onun yan tarafı bile dolap olarak kullanılmış, dikey dolap. Orada da diğer eşyalarınızı koyabilirsiniz. Şunu ben açayım. Yalnız benim buradaki tek sıkıntım Doruk. Evet. Bu ışıklandırma sistemi bana göre yapılmamış. Herhalde benim buradan iki dilimi buradan çıkartmam gerekiyor. Benim için bir sıkıntı. Evet. Şuradan geçeyim kafam çarpmadan. Evet, hemen antre bölümümüzden hemen koridora geçiyoruz ve odalarımıza. Şunu söylemek istiyorum. 3 oda, 1 salon. Aynı zamanda kapalı bir mutfağımız var ve ortak bir banyo, bir de ebeveyn banyosu. Evimizin özellikleri. Evet, koridora girer girmez hemen buradan ilk odamızı ziyaret ediyoruz. Evet. Odamız 12-13 metrekare civarlarında. Birinci odamız. Gördüğünüz gibi genişliği gayet güzel. Burası sanırım oturma odası olarak kullanılıyor ya da televizyon odası olarak kullanılıyor şu anda. Burada bu odamızda büyük bir kapımız var. Cam kapımız var. Bir Fransız balkonumuz var aynı zamanda. Evet, buradan hemen diğer odamıza geçiyoruz. Diğer odamıza geçmiyoruz. Diğer odamıza geçmeden önce burada bir adet ortak banyomuzu göstermek istiyorum sizlere. Evet, ortak banyo tuvaletimizdeyiz. Hemen burada bir parantez daha açmak istiyorum. Evin tamamı kısa bir süre önce yenilenmiş. Bütün kapılar hepsi değiştirilmiş. Yerler değiştirilmiş. O yüzden şu anda evin hiçbir tamirata ve tadilata ihtiyacı yok. Bu herhalde videoda da gözüküyordur. Odalardan, yerlerden ve banyosundan hepsinden belli oluyordur diye düşünüyorum. Evet. Buradan şimdi ikinci odamıza geçiyoruz. Burası ikinci odamız. Birinci odamızla aynı büyüklükte bir oda. Yani 12-13 metrekare civarlarında. Burada iki tane cam kullanılmış. Burada sadece pencere var. Yere kadar uzatılmamış bunlar. Ve çok da güzel bir ışık alıyor. Yani odayı yeteri miktarda aydınlatıyor. Bütün odalarımızın hepsinde de ışık havuzu mevcut bu arada. Evet, buradan ebeveyn odamıza geçiyoruz. Evet, ebeveyn odamız gayet büyük. Vallahi herhalde bir 35 metrekare civarlarında vardır diye düşünüyorum. Buna banyo dahil değil. Burada iki tane büyük iki kapaklı dolap kullanılmış. Her iki tarafta da var. Ve odada gördüğünüz gibi çok iki kişilik yatağımız da burada mevcut. Bir tane hemen onun karşı bölümünde makyaj masamız mevcut. Hatta bir tane de berjerimiz var burada. Ve çok geniş bir alan kalıyor size dolaşmak için. Burada bir aydınlatmamız, doğal aydınlatmamız var. Karşı bölümde de gene iki tane köşe o konumunda olduğu için iki tane de penceremiz var. Ve bu iki penceremizden de doğal ışık içeriye geliyor. Bence çok keyifli, çok güzel olmuş. Gene salondaki gibi sadece şu şey bölümünde, yatak başının üst tarafında spotlar kullanılmış. Evet. Buradan hemen ebeveyn banyomuza girmek istiyorum. Çünkü burada bir güzellik var.
Evet, burada bir jacuzzi'miz var ve geniş bir banyomuz mevcut. Bu bölümde de çok da keyifli olmuş. Evet, şimdi hemen salonumuza geçiyoruz. Sitemizin özelliklerinden de bahsedeyim sizlere. Sitemizde 24 saat güvenlik görevlisi var. Aynı zamanda kameralarla da site kontrol ediliyor. 24 saat kameralarımız var, güvenlik kamerası. Havuzumuz var, çok büyük bir havuza da sahip. Ve merkeze yürüme mesafesinde hemen 2-3 dakikalık bir yürüyüşle marinaya gidebiliyorsunuz. Ve zaten ondan sonrası da şehir merkezi. Minibüsler geçiyor. Hastane zaten dibinizde. Yani hastaneye bile çok rahat yürüyerek gidebilirsiniz neredeyse. Çok yakın. Lokasyon olarak çok iyi ve Kuşadası'nın en güzel, en değerli sitelerinden bir tanesidir. O yüzden bu daireyi kaçırmayın derim. Ve bunun için lütfen hemen bizimle iletişime geçin. Açıklamalar bölümüne bunları bırakıyorum. İsterseniz şimdi buradan hemen Marina bölgesine gidelim. Bakalım ne kadar sürede geçeceğiz oraya. Dairemizden çıktık ve bir dakikada motosikletimizle buraya geldik. Bu arada hemen şunu söylemek istiyorum. Bugün Aralık'ın 10'u ve hava muhteşem. Geldiğimiz bölge Marina bölgesi ve burada bir AVM'miz var. Kuşadası'ndaki Setur Marina alışveriş merkezinden bahsediyorum sizlere. Aynı zamanda bir yaşam merkezi çünkü deniz kenarında çok güzel kafeteryalar var. Çok keyifli bir şekilde oturup güzel vakit geçirebilirsiniz. Bu bölge Kuşadası'nın sahil yürüyüş kordon boyu diyebiliriz. Kuşadası'nın kordonun neredeyse başlangıcı sayılabilecek bir nokta. Ve evet, gayet güzel yükseldik. Denize sıfır bir bölgedeyiz ve manzarayı görüyorsunuz. Göremiyorsanız da ben size anlatayım manzarayı. Bu kadar hızlı yürümek zorunda mıyız peki? Evet, hızlı yürümek zorundayız. Dorukçum, ne bileyim, hızlandır dedin ya, ben hızlandırıyorum. Bu yürüyüş yolumuzun en güzel, benim en çok sevdiğim yerine geldik diyebiliriz. Buradan bütün Kuşadası'nı, güvercin adayı, yılancı burnunu, her yeri görebiliyorsunuz. O yüzden çok keyifli. Yazı da ayrı bir keyif, kışı da ayrı bir keyif diyebilirim sizlere. Şu anda maalesef pandemiden dolayı kafeteryaların hepsi kapalı ama birkaç program sonra umarım ki gelip bir güzel buralarda da gezeriz diye düşünüyorum. Evet, bütün Kuşadası'nı görebiliyorsunuz burada. Merkez bölümünü çok rahat bir şekilde izleyebilirsiniz. Çok keyifli fotoğraflarında çekileceği bir nokta. Evet, bu programımızı sonlandırıyorum. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Bütün açıklamalar aşağıda yazıyor. Son bir şey, Instagram adresimizi lütfen takip edin. Ayrıntılı fotoğrafların hepsini Instagram adresimizde bulabilirsiniz. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.